tam 36 sene önce kalabalık ve silahlı bir grup Kabe'yi basmış. Harem-i Şerif haftalarca işgal altında kalmış. Çatışmalarda yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş ve baskın çok kanlı bir şekilde hem de Fransız antiterör birlikleri kullanılarak sona erdirilebilmişti. Ama aradan geçen bu kadar seneye rağmen Kabe baskının sebepleri hiçbir zaman resmi olarak açıklanmadı. Ayrıntıları tam olarak öğrenilemedi. Her şey 1979'un 20 Kasım sabahı başladı. Kabe imamı Şeyh Muhammed el-Subayil, Kabe'de toplanmış 50 binden fazla Müslümana sabah namazını kıldırmak üzere son hazırlıklarını yapıyordu. Bilmediği şey birkaç dakika sonra neler yaşanacağıydı. En az 400 kişilik bir silahlı grup Allahu Ekber nidalarıyla imamı durdurdu. İçeridekilerin büyük bir kısmını dışarı çıkardı, kapıları kilitledi ve iki görevliyi öldürdü. Yüksek noktalarda savunma, minarelerde ise keskin nişancılar pozisyonlarını aldı. Kabe işgal edilmişti. Baskıncıların Kabe'deki ses sistemini ele geçirmelerinden hemen sonra liderleri mikrofonun başına geçti ve Mehdi'nin geldiğini söyledi. Suudi rejimini şeriatı terk etmekte suçladı. Yanında bulunan kayınbiraderi Muhammed el-Kahtani isimli genci Mehdi olarak tanıttı ve Mehdi'ye biat edilmesini istedi. Liderin ismi Cüheyban İbn Muhammed İbn Sevf el-Huteybi'ydi. 19 yaşında Ulusal Muhafız Ordusu'na katılmış, 18 yıl sonra ayrılmış ve Medine'ye taşınarak İslam Üniversitesi'ne girmiş, ancak oradan da üniversite monarşiye çok bağlı olduğu için ayrılmış ve Riyad'a yerleşmişti. Daha sonra kız kardeşinin evlendiği Muhammed İbn Abdul el-Kahtan ile monarşi karşıtı bir gösteri sonrası hapishanede tanışmıştı. Çeşitli kaynaklara göre Huteybi rüyasında Kahtani'nin Mehdi olduğunu görmüş ve her şey böyle başlamıştı. Baskının hazırlıkları çok önceden yapılmıştı. Kabe'nin altında bulunan eski devirlerden kalma yüzlerce metrelik dehlizlere aylar boyunca gizli silah, mühimmat ve yiyecek depolanmış, dehlizlerin şehre giden uzantıları, mesela Eciyat Kalesi'nin uzanan yeraltı yolları tutulmuş ve baskından sonra güvenlik kuvvetlerinin Harem-i Şerif'e girmeleri imkansız hale getirilmişti. Silahlar ayrıca tabutlar içerisinde bazı görevlilere rüşvet verilerek de içeri sokulmuştu. O dönemde Kabe'de tadilat yapılıyor olması büyük avantaj sağlamıştı. Tadilatı yapan şirket ise Usama Bin Laden ailesine ait olan Bin Laden İnşaat Şirketi'ydi. Minarelere çıkan baskıncılar Kabe'yi çeviren Suudi askerlerin her hareketini görebiliyor ve alınan her tedbire kurşunla karşılık veriyorlardı. Birliklerin avluya girebilmelerini bir tarafa bırakın, Harem-i Şerif'e yaklaşmaları bile mümkün değildi. Kabe'nin arka tarafına hakim olan Ebu Kubays Dağı da baskıncıların elindeydi. Yani Kabe tamamen işgal altındaydı. Suudi Arabistan yönetimi durumu saklamak için telefon hatlarını kesince dünya yaşananları ancak bir gün sonra öğrenebilecekti. Akşama doğru Mekke şehri boşaltıldı. Her türlü şiddetin yasak olduğu Kabe'deki işgali bastırmak için kan akıtılabileceğine dair fetva çıkarıldı ancak işgal durdurulamadı. Olup bitenleri kendi başlarına halledemeyeceklerini fark eden Suudi yönetimi Pakistan'dan destek istedi. Ama Mekke'ye sevk edilen Pakistan askerleri de hiçbir şey yapamadılar. Baskın ancak 2 hafta sonra Suudi yönetiminin isteğiyle yardıma gelen Pakistan askerlerinin ardından Fransız antiterör timleri ve CIA timlerinden destek alınarak durdurulabildi. Ama gayrimüslimlerin Mekke'ye girmeleri dinen yasaktı. Yasak, Mekke kadısı Binbas'ın verdiği fetva ile halledildi. Fransız askerleri Mekke'ye varmalarından önce kağıda yazılmış bir kelime-i şehadet okutuldu. Böylece güya Müslüman oldukları kabul edildi ve Mekke'ye getirilerek Kabe etrafına yerleştirildiler. Baskın, işte bu Fransız birlikleri tarafından ama akla zor gelecek bir şekilde sona erdirildi. O günlerde Mekke'nin su şebekesi yenileniyor ve şehrin her tarafına geniş borular döşeniyordu. Su şebekesinin planları değiştirildi. Borular Kabe'ye ve Harem-i Şerif'in altındaki dehlizlere uzatıldı. Sonra içeriye tonlarca metreküp su basıldı. Suya elektrik verildi ve antiterör timlerine suda yüzmeye başlayan cesetleri toplamak kaldı. Dışarıda 127, içeride 117 kişinin de öldüğü söylendi. Canlı olarak ele geçirilen Huteybi 62, bazı kaynaklara göre 170 kişi ibret olsun diye 8 ayrı şehirde önce kolları, sonra bacakları, hala hayatta kalanları ise başları kesilerek infaz edildi. 2 hafta devam eden baskın böylece şeklen son bulmuş oldu. Kabe'de
1979 senesinin Kasım'ı ile aralığında yaşananların üzerindeki efsane perdesi hala örtülü duruyor ve aralanacağı günü bekliyor. Tarih 21 Ağustos 1969. Kudüs'te başlayan, dünyayı yakan bir ateş. Avustralyalı radikal Yahudi Dennis Michael Rohan, Mescid-i Aksa'yı yaktı. Kutsal mabette asırlık tarihi eserler kül oldu. Selahaddin Eyyubi fethinin nişanesi olan ahşap minber de yandı. Türklerin Kudüs'e en değerli hediyesiydi. Minber, Büyük Selçukluların Halep Atabeyi Nurettin Zengi tarafından 1168'de yaptırılmıştı. 1187'den 1969'a kadar Mescid-i Aksa. Yıl 1918. Hicaz cephesi. Yorgun bir asker anlatıyor. Medine müdafaası için görevlendirilmiştik. Sessiz ve sıcak bir geceydi. Askerler kışlanın önünde toplanmış, meraklı gözlerle bekliyorlardı. Ordunun maneviyatını yükseltmek için tertip edilen şiir yarışması neticelenmişti. Ve Fahrettin Paşa, birinci olan şiiri önce Ravza'da Resulullah'a okumuş, şimdi bize doğru geliyordu. Esas duruşa geçmiştik. Birlik, Mülazım İdris Sabih Bey'in kaleme aldığı şiiri ilk defa dinleyecekti. Ve Fahrettin Paşa okumaya başladı. Bütün birlik şiiri gözyaşları içinde dinlerken son kıtaya geldiğinde artık Fahrettin Paşa'nın da sesi titriyordu. Son mısrasında ölsek de Ravzan-ı ruhumuz bekler dediği vakit biz hep bir ağızdan ölelim ama asla dönmeyelim diye haykırdık. Ölelim ama asla dönmeyelim. Geçtiğimiz yıl yaşanan izdihamda 450'den fazla vatandaşını kaybeden İran bu yıl hac kontenjanı almadı. İranlı yetkililer hacıların güvenliği ve vize temini gibi konularda Riyad yönetimiyle anlaşamadıklarını duyurdu. Suudi Arabistan'ın İran'ın suçlamalarına tepkisi sert oldu. Suudi Arabistan Büyük Müftüsü Şeyh Abdülaziz El-Şeyh İranlıların Müslüman olmadığını ve Sünnilere düşmanlık yaptığını öne sürdü. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Riyad'ın hac organizasyonlarında başarısız olduğunu yineledi. Ne özür dilediler ne de tazminat ödediler. Önümüzdeki yılların hac organizasyonuyla ilgili diğer Müslümanlarla... Suudi Arabistan'da 35 yıllardan sonra ilk kez bir sinema salonu açıldı. Riyad'daki Hollywood yapımı Kara Panter filminin galasına hükümet yetkilileri, diplomatik temsilciler ve sinema dünyasından isimler katıldı. Muhafazakar uygulamalarıyla bilinen ülkede Suudiler bu gelişmeden memnun. Bu yeni bir dönem, yeni bir çağ. Bir şeyler değişiyor, ilerleme olduğunu görüyoruz. Açılıyoruz ve dünyada olan her şeyi biz de yakalamaya çalışıyoruz. ...31 Ağustos 1985 doğumlu 34 yaşındaki Suudi Arabistan Veliaht Prensi... ...Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud, krallığın en genç yöneticisi unvanına sahiptir. Kral Selman'ın oğlu olan Muhammed bin Selman ayrıca Savunma Bakanı... ...Suud Kraliyet Mahkemesi Başkanı ve Ekonomik İşler ve Kalkınma Konseyi Başkanıdır.
Bin Selman, Haziran 2017'de kraliyet kararnamesiyle Veliaht Prens Muhammed bin Naif'in yerini alarak tahtın varisi ilan edilmiş ve başbakan yardımcılığı görevine getirilmiştir. Modernleşen ve değişen Suudi Arabistan'ın yeni yüzü olan Muhammed bin Selman'ın tahta geçtiğinde ülkesinde büyük değişiklikler yapacağı düşünülmekte. Çünkü veliaht olduğundan beri ülkede büyük değişikliklere imza atmıştır. İlk olarak dini bir nebze geri plana atan Selman, kadınlara bazı haklar tanımıştır. Mesela artık Suudi Arabistan'da kadınlar araba kullanabilmektedirler. Uygulamaya geçirdiği reformlarla oldukça There are many reasons why life sucks for women in Saudi Arabia. Lack of rights, lack of freedom, the whole patriarchy, the misogyny. Mina'daki izdihamda hayatını kaybeden İranlı hacılar için Tahran'da düzenlenen cenaze törenleri Suudi Arabistan karşıtı gösterilere dönüştü. Pazar günü aralarında devrim muhafızlarının da bulunduğu 114 cenaze Tahran'a getirildi. Cumartesi günü getirilen 104 cenaze ise Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından karşılanmıştı. Tahranlılar Suudi yetkililerin ihmallerinin izdihamı. Amerikan Başkanı Trump, Suudi Kral Selman'dan 500 milyon doları nasıl aldığını anlattı. Trump, kralla yaptığı görüşmede eski başkanlar için onlar salak ifadesini kullandığını da açıkladı. Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman'dan tek telefonla nasıl 500 milyon dolar aldığını açıkladı. Amerika Başkanı Wisconsin'de düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Suudi Kralı severim dedi. Selman'la aralarında geçen telefon görüşmesini aktardı. Sizi korumak için kendimizi yırtıyoruz ve sizin çok paranız var dedim. O da beni neden aradın ki? Daha önce herhangi bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı beni bu nedenle aramamıştı dedi. Trump, Selman'ın bu tepkisine çok tartışılacak bir cevap verdi. Amerika başkanları için onlar salaktı dedi. Bu görüşmenin ardından Selman'ın 500 milyon dolardan fazla para verdiğini anlattı. Donald Trump her fırsatta Temelleri Muhammed İbn Abdülvehhab tarafından atılan Vehhabilik hareketi, İslam düşüncesindeki tevhid kavramına yaptığı yeni vurgu ile dikkatleri çekmiştir. Tasavvufu ve evliyaya saygıyı tevhidden sapma addeden Vahabiler, bu tasavvufları dinden çıkmış olarak nitelemişlerdir. Abdülvehhab, Kur'an ve hadislerin yegane güvenilir kaynak olduğu vurgusu üzerinden, geleneğe ve geleneksel toplum yapısının ürettiği kurumlara karşı çıkmıştır. Abdülvehhab'ın fikirleri, Necid emirlerinden Muhammed İbn Suud'un da desteğini kazanarak Kuzey Arabistan'da yayıldı ve 1803'te İbn Suud'un Mekke'yi ele geçirmesiyle birlikte Hicaz'a ulaştı. Sultan 3. Selim'in hareketi bastırması için Mısır'daki Mehmet Ali Paşa'dan aldığı destek, Vahabiliği askeri ve siyasi olarak yenilgiye uğratsa da bir doktrin olarak Arap aşiretleri arasında yayılmasına engel olamadı. Öyle ki Vahabilik, hem bir asır sonra kurulan Suudi Arabistan'ın devlet ideolojisi olarak hem de 20. yüzyılda birçok siyasi hareketin ideolojik arka planı olarak yeniden güçlü bir şekilde sahneye çıktı. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Müslüman düşünce tarihinin ya da son dönemde kullandığımız ismiyle medeni düşünce tarihinin medeniyet sonrasına tekabül eden dosya başlığını konuşmadım galiba geçen derste. Çatısızlığın çatılışı diye nitelendirmişim. Osmanlı eğer Müslümanlar için hami pozisyonunu gerçekleştiren küresel irade karşısında bir dayanma çatısıydı, son adasıydı. O çatının yıkılmasından sonra şimdi badiyeye dönüş, deniyete dönüş, dünyeviliğe dönüş sürecinde bunun kalıcı kılmanın yol ve yöntemlerini iki tarafta yani işbirlikçiler de onları kullananlar da sürdürmeye çalışıyorlar. Böyle bir gecekondu Müslüman Aras üzerinde çatmaya gayret ediyorlar. Bundan mütevellit
Müslüman düşünce tarihi, medeni düşünce tarihinde ayrıksı ve araya alınması gereken bir dönemi ifade eden kesite böyle bir başlık atmak geçmiş isimden. Badiye taşra demek, medeniyetin karşıtı. Tekrar başladığı noktaya, Yesrib halindeki Medine'ye, tüm İslam dünyasının şehirlerinin bu şekilde çölleşmesine doğru gidişatı ifade ediyor. Deniyet, dünya kelimesiyle ortak aynı kökten türetilen kelime biliyorsunuz. Aşağı olan demektir. Değersizliği ifade eder. Kelime üzerinde bir harf oyunu yaparak Said Nursi, medeniyet denilen medeniyete deniyet demiştir. Mimsiz medeniyet tabiri de ona aittir. Baştan mimi çıkarırsanız, Muhammed'i çıkarırsanız, Müslüman'ı çıkartırsanız geriye deniyet kalıyor. Sekülerizm, dünyevilik kalıyor. Evet, hoş terkipler. 1800'lerin sonlarından itibaren 1900'ler ve artık 2000'leri sayıyoruz. Son 100 yıl aşkın bir kesitte insan faktörü itibariyle İslam mirasının genetik soyunda oynaması gereken role onları itmeye, itelemeye çalışan, önümüze geçin, namazı kıldırın, asrı, saniyeyi zayi ettirmeyin bize, ancak sizin etrafınıza bir asabiye biçimlenebilir diye kurguladığımız cümlelerden mütevellit idi birinci ders. Şimdi mekana dönelim ve son dersi yarın da tekrar insan faktörüne, ümmete geçmiş olalım. Suudiye diye niteledim, Vahabiye de olabilirdi bu, Çağdaş Selefiye de olabilirdi. Bir dizi başka alternatif isimler de söz konusu edilebilirdi. Bunu tercih ettim siyasi yönü itibariyle daha önde olması anlamında. Vahabi kelimesi, bu niteleme hiçbir zaman içime sinirli olmamıştır benim. Birincisi El-Vahhab Cenab-ı Hakk'ın adıdır. Yani Vahabiye, Rahmaniye birçok bağlamda ancak üretilecekse Allah'ın Vahhab sıfatı etrafında içerisini doldurabileceği literatüre, makaleye ad olabilir. Vahabi nitelemesi. Böyle işte eşcinsellere Lutiye demedeki galatlık gibi peygamber adı üzerinden böyle sorunlarımız var. Hoş bir şey değil. İkinci olarak adamın adı değil. Adamın adı Muhammed. Babasının adı Abdülvahhab. Dolayısıyla Abdülvahhabiye diyebilirsiniz. O babasını ifade eder. Babası ile kendisi arasında sorun vardır. Aynı çizgi içerisinde bulunmamaktadırlar. Yani adam üzerinde de babasını vuruyorsunuz, parçalıyorsunuz. Yani bu da isabetli bir niteleme değil. Dolayısıyla hareketi tutunma gücü veren siyasal destekti. Nitekim krallığı da bugün o aile temsil ediyor. Suud, Vehhabi ideolojisine yaslanıyorsa da son gösterdiğimiz prens örneğinde de gözlemlendiği gibi bunu da ilahi nihaya taşımak da zorunda değiller. Asıl olan işbirlikçi bölge idaresi ise gerekirse Vahhab ideolojisinden vazgeçebilirler yani. Bu da pek sürpriz olmaz. Vadesini dolduran bir şey ise bir başka şeye dönüşebilirler. Ama ortada bir Suud meselesi var. Suudi edelim diyelim. Cezire çölü. Evet. Tek bir deste anlatacağımız için bir dizi kapsamlı ara başlık olabilir. Hepsi üzerine konuşamayabiliriz kuşkusuz. İbn-i Teybiye ve İbn-i Vahhab diyelim. Yani ön adını kullanırsak da o da peygamberimize ismi taşıyor, münasip arz etmiyor. Vahhab'ın oğlu İbn-i Abdülvahhab arasındaki Selefiye. Muhammed İbn-i Abdülvahhab'ın meselesi. Sonra bununla işbirliği yapan kral ailesi Muhammed bin Suud oğlu Abdülaziz ve onun oğulları. Kavalalı'nın Osmanlı ile birlikte bunu bastırma çalışmaları, Harameyn'den, Mekke ve Medine'den Osmanlı'nın çıkışı, tüm Cezire'den de çıktık ama en vurucu olan Mekke ve Medine'den çıkışımız, devamında Kudüs, hakeza. Ve 1924-32 arasında geçen derste konu ettiğimiz Şerif Hüseyin ailesinin İngiliz işbirlikçiliği ve bunların kısa süreli bir idare tarzları. Ve 30'dan itibaren de Suud ailesinin krallığı, monarşizmi. Bu monarşizm, İkinci Dünya Savaşı öncesinde bu işlere vaziyet eden merkez Londra'ydı. Hala İngiltere'ydi, Birleşik Batmayan İmparatorluk. Dolayısıyla zaten işbirliği, onlara buraları hediye eden irade de onlardı. İngiliz, Arabistan'dan bahsediyordunuz ama İkinci Dünya Savaşı, 1950-48'deki İsrail'in kurulması sonrasındaki dönemde artık Amerikano
bir durumdan bahsediyorsunuz. Suud denince Amerika anlaşılıyor. İngilizler daha arka planda. 69'da Mescid-i Aksa yangını ve Müslümanları teyakkuza getirdi. İki kıbleden bir tanesi Mekke ve Medine arasında bir münasebet var. 48, 58, 68 İsrail Devleti'nin kurulmasına 20 sene sonra ortaya çıkan bir durum. Yani anlaşmaya sadık da kalmayacaklarına, ki Müslümanlar o parçalanmış duruma dahi ikna değillerken Doğu Kudüs'ü de ele geçirmenin yol ve yöntemlerini aradıkları intiba. Pakistan'dan tutun da Fas'a kadar İslam dünyası ayakta, teyakkuz halinde. Buna bir ses vermek gerekiyor. Dönemin Suud Kralı Faysal'ın inisiyatifiyle Mescid-i Aksa sonrası 1969-70 yıllarında İslam Konferansı diye adlandırılan, daha sonra kalıcı işbirliği örgütüne dönüştürdü bugün biliyorsunuz ve yan birçok oluşumları da var kültür alanında vesaire. O vücuda getirildi. Bunun zahirde görünür davetçisi, seslendiricisi dönemin Suud Kralı Faysal. Tabii bu örgüt hiçbir iş beceremeyen bir örgüt ama inisiyatif Suud üzerinden geldiği için İslam Birliği'nde onların sözcüsü olmasında Faysal üzerinden Suud'a bir rol da verdi bu hadise. Bu rolden yararlanarak Amerika ile olan petrol ortaklığı şirketi Aramco'dan belli bir sermaye ayırarak Suudi Arabistan dünyaya İslam'ı yayma iddiasında olan kitaplar bastı ve dağıttı. Kur'an-ı Kerim, Musaf başta olmak üzere Vehhabi ideolojisi ve diğerleri. Rabıta dolayısıyla Selefi düşüncenin Suud alanını İslam dünyasına yayan genişletme çabasıdır bu. İslam konferansında aldığı sözcülük rolünü devam ettirme amaçlı bir mesele. Bu da tabiatıyla son 100 yılın İslami hareketlerini parasal olarak besleyen bir unsur olarak da karşımıza çıktığı için üzerinde konuşulması gerekiyor uzun boylu. 1979 yılının Kasım ayında Müslümanlar yeni bir hicri yıla giriyorlardı. Yeni bir 100. hicri yıla giriyorlardı. 1399. sene bitiyor, 1400. seneye giriyorduk. Bununla ilgili birçok yerde, Türkiye'de de öyle toplantılar yapılıyordu. Anma, hatırlama falan böyle yağla balla bir kutlama olacağı sanılmaktayken o gece sabahleyin tüm dünya ne oluyor anlamak için birkaç hafta geçmesi gerekecek bir kapalı dönem yaşadılar. Kabe'de bir şeyler oluyor. Hacılar esir alınmış, ölümler var, öldürümler var. Suud yönetimi kapıları kapamış. Ne oluyor? Yani Suud bastırıyor, eşkıyalar mı girdi, ne oldu? Hükümetten yana mı yer alalım yoksa ayaklananlar mı iyi insanlar? Böyle bir tuhaf hadise yaşandı. Bugün bile tabii epey aydınlatılmamış unsurlar var ama buna da değinen bir biyografi okuması yapacağım. Ve 1987, 8 sene sonra İran'da, pardon, Mekke'de yapılan, sokaklarında yapılan Amerika aleyhtarı bir yürüyüşe Suudi Arabistan'ın sert şekilde müdahale etmesiyle meydana gelen, dökülen kanlar meselesi var. 1980'in Haç katliamları. Bunun videosunu ararken izlettiğim videolar çıktı ön plana. Belki biraz da derin aramak gerekiyordu. Buna ulaşamadım. Onlar birkaç sene önceki bir kaza görüntüsü idi. İran hacıların çoğunluğu ölmüş olduğu bir hadise. Oradaki yaşanan karşılıklı atışma sözleri. Asıl aradığım görüntü 87'deki Haç katliamı görüntüleriydi. Ve son birkaç senedir Arap Baharı sonrasında onun Yemen'e yansıyan ayağında yaşanan Suudi Arabistan ve Yemen arasındaki üzücü ölümler, hadiseleri ve Salman'la kilitlenen ülkenin geleceğinin ona emanet olduğunu yazılı çizildiği bir genç reformist Suudi prens ve onun sonrası Suud meselesi. Evet, Suud'u bu şekilde devre devre konuşulacak bir sürü iş. Tabii Mekke ve Medine kentleri de onun kenti olarak sayıldığı için Müslümanların ortak bir mekanı değil. Sıradan bir ülkeyi konuşmuyorsunuzdur. Burada İbn-i Teymiye'den tutarak Abdülvehhab'a kadar Selefiye'nin önemli isimlerinin ölüm tarihlerine göre sıralanışını gösteren bir listemiz var.
Selefi, Ehl-i Hadis, sonra Ehl-i Hadis İbn-i Teymiye arasında ilk konuşmuştuk. Bu üçüncü ayak. Ama konuşmayacağız aradaki isimleri. Direkt Suud'u konuşacağız. Abdülvehhab'ı. Bismillahirrahmanirrahim. Badiye'ye dönüş, deniyet, dünyeviliğe. 1800-1900'ler dediysem de Abdülvehhab'ın doğum tarihi 1700'lerin başına kadar indiriyoruz. Ama tabii doğar doğmaz etkinlik içinde değil kuşkusuz. Olgunlaşması için 1800'lere yaklaşmamız gerekiyor. Evet, 90 yıllık uzunca bir ömür. Bir Necitli. Hanbeli alimleri yetiştiren ailesi Bini Temim kabilesinden. Babasının adı Abdülvehhab bin Süleyman et-Temimi et-Necdi. Dolayısıyla Necdi, Temimi, sülalenin Abdülvehhab diye andığımız anışın asıl kök adı oluyorlar. Baba Abdülvehhab bin Süleyman, Necid bölgesinin tanınmış döneminde Hanbeli alimlerinden imiş. 1703'te Hicri itibariyle de 1100'lü yılların başı, Cezire'nin bu çöl alanında Uyeyne diye anılan bir bölgede doğuyor. Yani dört Müslümandan birinin adı Muhammed, Ahmet, Mahmut'tur. Muhammed adını veriyorlar. İlk dini eğitimi Uyeyne kadısı olan babasından aldı. Yani Hanbeli kadısı. Sonra Mekke'ye giderek kısa bir süre orada kaldı. Ardından Medine'ye geçti. Medine'de Hanbeli alim Abdullah bin İbrahim en-Necdi, Muhammed Hayat es-Sindi başta olmak üzere dönemin alimlerinden dini tahsilini sürdürdü. Basra'da ilk bölünme yaşanıyor. Çeşitli dini grupların bulunduğu Basra. Basra doğuşundan beri böyle biliyorsunuz. Bir karmaşa fikir tartışmasının da özgürlükte de bakabilirsiniz. Karmaşa diye de, kozmopolitizm diye de. Tarih bir defa da tekerrür ediyor. Önemli bir bölünmenin doğuşuna Basra'nın kaynaklık etmesi. Hocası Muhammed el-Mecmu ile birlikte halkın dini hayatındaki bazı uygulamalara karşı çıktığı için şehirden uzaklaştırıldı. Sonraki yazılarında hasmane atıflarda bulunduğu Basralı Şazeli Şeyhi Muhammed Emin el-Kavvaz'ın türbesine yapılan ziyaretler ve burada gösterilen hürmeti kabullenmedi. Bu ilk konu ettiği Basra'daki bir Şazeli Şeyhi'nin, tabii 1500'lerde vefat etmiş, kabrine halkın aşırı teveccühünü engellemeye yönelik başlattığı söylem, ölene kadar onun en belirgin icraatı olacaktır. Türbeye karşıtlığı ve buna karşısında geliştirdiği bir tevhid-şirk kavgası. Maddi imkanlarının yetersizliğinden dolayı Hanbeliliğin asıl önemli merkezlerinden olan Şam'a gidemediğini, şöyle bir bilgi varsa da bizzat kendi Vahhabi kaynakları bunu doğrulamıyorlar. Memleketine dönmeden önce Bağdat, Halep, Hemedan, İsfahan, hatta Kum, Rey, Dimeşk, Kudüs ve Kahire'yi ziyaret ettiği Vahhabi kaynakları bizde böyle bir bilgi yok diyorlar. Üzerinde çalışan batılı kaynaklar böyle bir uzun geziden de söz ediyorlar. Basra'dan Ahsa yoluyla Necid'e doğduğu bölgeye, Necid daha büyük çölün adı, doğduğu kasaba Uyeyne. Burada Uyeyne emiriyle ihtilafa düştü. Yani ihtilafa düştüğü, diğer doğduğu hepsi bunlar. Hani Hanbeli çevre. Mekke ve Medine bölgesi Şafii, Necid tarafları Hanbeli, Irak bölgesine geçince tekrar Sünni'ye itibariyle Şafii ve Caferi mezhep yayılımı. Sonra Humeyriye kasabasına taşınan babası Abdülvehhab'ın yanına yerleşti. Necid'e geldikten sonra bir alim olarak normalde kadılık görevi olması beklenirken 1500-1740'da yani 40 yaşlarına doğru babasının ölümünün ardından şirk olarak nitelediği uygulamalara karşı ıslahata başladı. Ciddi bir muhalefetle karşılaştı. Muhaliflerinin şiddetle başvurdular. Suikast teşebbüslerinden endişelendiğini söylüyor. Tekrar Uyeyne'ye dönüyor. Burada daha önceden tanıdığı Emir Osman İbni Muammer tarafından iyi karşılandı ve fikirlerinin yayılması için ilk siyasi desteği bu emirden, bölge yöneticisinden almış. Ve bundan aldığı cesaret de bu kez Basra'da Şazeli kabristanına yaptığı işi bu bölgedeki meftun sahabe kabirlerine yapmaya cüret ediyor.
Cübeyle de Müseylimetül Kezzab taraftarlarına karşı yapılan savaştan şehit edilen sahabilerin kabirlerini yıktırdı. Bu çok büyük sert tepki doğurdu. Lahsa'nın güçlü kabilelerinden Beni Halid Şeyhi Huyeyni emirine Abdülvehhab'ın oğlunu öldürmesi ve sürgüne göndermesi için yöre halkı baskı yapmaya başladılar. 40 yaşlarında geldiği bölge Diriye, uzun yıllar burada kalacak ve Vehhabiliğin doğduğu bölgedir burası. Diriye diye de telaffuz edenler, yazanlar var. 1703'te doğmuştu. 1745'te Suud ailesinin yönetimindeki yani emareti bu ailede yukarıda yer geçtiği yerde ufak ufak biliyorsunuz bölgelerde kabilede şeyhlerine verilmiş buralar. Suud ailesinin yönetimindeki Diriye'ye gitti. Diriye'ye yerleşmesi hayatında bir dönüm noktası olacak. 30 sene kadar burada kalıyor. Suud ailesi emareti kendisine sahip çıktı. Fikirlerinin yayılmasına destek verdi. Bu destek ki o dönemdeki bahsettiğimiz Suud, Muhammed İbni Suud. Bütün Suudların atası olan. Oğlu, o da Abdülaziz bin Suud. Daha fazla babasından ziyade 1800'lerdeki Abdülaziz kurucu isim olarak kabul ediliyor. Ve halef olan Abdülaziz dönemlerinde de bu destek Vahhabi ve onun çocuklarıyla, Vahhab çocuklarıyla Suud çocukları arasındaki ikili yürüyüş, biri siyasi önder, diğeri dini önder, yürüdü. Sultan ve Şeyhülislam. Muhalifleri için kullandığı kelime en sertiydi, müşrik. Yani ta hariciler zamanından başlayan, Mutezile döneminde devam eden bir sürü denemeler vardı. En sonunda işte fasık denildi, münafık denildi, iki menzilersen bir menzile denildi. İşte bir sürü şeyler vardı. Ama ta Mekke yıllarında İslam'ın ilk geldiği dönemdeki o rigid dile birden dönüyorsunuz. Bütün ara renkler kayboluyor. Müşrik. Muhaliflerini müşrik diye adlandırdı ve bunlara karşı da yaptığı harekette cihattı. Fiilen kıtal, savaş, öldürüm. Yaklaşık 30 yıl süren savaş ve düzensiz bir yayılma dönemi oldu bu. Suud ailesi sonunda Necid'in tamamına hakim oldu. Yani Arabistan'ın tamamına değil, Necid'in tamamına hakim oldu. Mekke, Medine ellerinde değil. Bu süre zarfında tabii karşı çıkan emirler var, alimler var. Bunlarla savaş yaşanıyor. İbrahim İbni Süleyman, Riyad'ı terk etmek zorunda kalan Emir bin Devvas ve Zeyd bin Zamil gibi önemli muhalifleri bertaraf ettiler. Yani din önderiyle emirlik ailesi Suud. İbni Abdülvehhab tekfirciliyle donanan Suudi yayılması Necid dışında da sert tepkiler almaya başladı. En önemli ve uzun süreli tepkiyi Lahsa emirlerinin mensubu olduğu Beni Halid kabilesi gösterdi. Beni Halid dört büyük saldırı gerçekleştirdi Suudlara. 1789-1790'da ağır bir yenilgiye uğradı Fransız ihtilalinin olduğu yıl. Onlar da bertaraf ettiklerinde Necid'de de bir Suud ihtilali gerçekleşiyor Fransız ihtilaline eş zamanlı. Necran'daki Merakim ailesi, Irak'ın büyük kabilelerinden Münferrik Arapları ve Mekke emiri Şerif Galip, Necid'de giderek artan Suudi gücüne karşı mücadele ettiler. En ciddi tehdidi ise Suud hakimiyetine son vermeye çalışan, onları bozguna uğratan oldu Merakim'e. Suudi İbni Vehhab ittifakı bütün bu saldırılara karşı koydu, gücünü onları da alt ettiğinde tam olarak bölgede hakim. 1789'da Avrupa Fransız devrimine yeni bir çağ erdi. Osmanlı'da 1789'da tahta 3. Selim geçti. Sonraki II. Mahmut dönemine intikal edecek. Batılılaşma Fransız devrimi, Suud ise Arap Yarımadası Gezire ise Suud çağına, Vehhabi çağına girmiş oluyor. Ve kısa bir süre sonra da 1792'de ölmüş. Evet, kimileri İbn-i Teymiye çizgisinin şerhi mahiyetinde olan, kimileri ise kendi katkılarından şekillenen 20 civarında irli ufaklı kitap vücuda getirmiş. Bunlar Suudi Arabistan'ın kutsal kitapları, ideolojiyi belirleyen, besleyen İbn-i Teymiye sonrasındaki çağda selefiliğin akide kitaplarını oluşturmuş oluyor. Kimileri reddiyeler, kimileri şerhler vesaire. Suriye, Irak, Hicaz yönlerine yukarı taraflara doğru yayılma çabaları içerisinde oldular. Hem siyasi olarak Necid Krallığı'nı geliştirme
hem de ideolojik mahiyette. Tabii Mekke ve Medine hacca gelen insanlar, geçtikleri coğrafya, yani uzak yerlere misyoner göndermeleri gerekmiyor. Alamut dahileri gibi insanlar bu bölgeye geldikleri için bir şekilde yolları kesişiyor. Görüşme imkanları oluyor. Ve bu gelen insanlar içerisinden bazı bölgedeki bazı alimleri de ikna etmeyi başardıklarında hareket oralara da sıçrıyor. Kuzey Afrika'ya bu şekilde geçiyor. Hindistan'a bu şekilde geçebiliyor. Tevhid konusundaki düşüncesi doğrultusunda dönemindeki Müslümanların birçoğunun fiilleri yüzünden müşrik sayılması gerektiğini ileri sürerek onlara karşı cihadı Müslümanların en temel vazifelerinden biri kabul etti. Savunduğu ilkeler uzlaşmaz tutumu ile kendisine saygı duyan çağdaşları dahi bundan rahatsız oldular. Büyük ölçüde İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyım el-Cevziye'yi izledi. Ama bunların hiçbiri bu görüşlerine karşı çıkanlara karşı cihat ilan etme, onları öldürme diye bir fetva vermemişlerdi. İş düşünce düzeyinde tekfirle sınırlı kalıyordu. Ama buna Abdülvehhab'ın katkısı eylemci taraf oldu, aktivist taraf oldu. Böylelikle hareket haricilerin tekfir, kafiri bildiklerini öldürmesindeki olayla kesişen bir görüntü ortaya çıkardı. Ataşı Hanbeli ulema arasında bir otorite olan Yemenli Emir Es-San'ani, İbni Abdülvehhab'ın görüşlerini başlangıçta kısmen desteklerken, öldürme ve yağmalama olaylarına geçince, İbni Teymiye ve İbni Kayyım'ın fikirlerini eksik ve yanlış anlamakla, onları saptırmakla suçladı ve kendisini zemmeden şiirler yazdı. Bunu izleyen diğerleri de oldu. Görüldüğü üzere artık Hanbelilikten kopan, İbni Teymiyecilikten bile kopan, başka bir içinden çıkan akıma dönüştü. Ve İbn-i Teymiyecilik'te Suudi, Vehhabi olanlar ve olmayanlar şeklinde ikiye ayrılmış oldu. Kavalalı 1798'de Fransız ihlalinden bir 10 sene geçmeden bildiğiniz üzere Mısır'a girdi Fransızlar. Sonra İngilizlere terk ettiler ve Mısır'da Kavalalı denen bir adamı bulduk. Ve Osmanlı'yı önceleyen 2. Mahmud'u onunla yarışma sadetinde işler yapmaya sevk eden, orduda başlayan, diğer alanlara eğitime sirayet eden, batıya öğrenciler gönderen modernleşme süreci bunu takip etti. Bu da körün istediği bir göz, Allah verdi ki göz dercesine Osmanlı muhalefeti için bunlara fırsat verdi. Yani Mısır'da ve Kahire'de işlenen Avrupalılaşma temayillerini, Osmanlı başkentinde meydana gelen batılaşma serüvenini, bunların Suud üzerinde egemenliği olamayacağını, bunların kafi olduklarına dair halkın gözüne görünür örnekler sergilemelerinde vesilesi oldu. Dolayısıyla Kavalalı'nın orduları geldikleri zaman modern Fransızların eğittikleri ordular ve diğerleri vesaire, evet, hakikat ne taraf kimin yanında karmakarışık bir görüntü ortaya çıkartıyorsunuz ve insanların da zihinleri Allah bullak oluyor. Gelecek nesilleri etkiledi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın Necit bölgesinde Suudileri geriletti. Kısa bir süre sonra Suudiler bölgede tekrar etkilerini artırdılar. 1805-1806 yıllarında tekrar yükseldiler. Tekrar Kavalalı'nın oğlu geldi bu kez İbrahim. Zamanla, yani bu uzun süreyi yayıyoruz bugünlere kadar, eski katı ve uzlaşmaz tutumlarını yumuşatmaya başladılar. En azından eylemde yumuşatmak zorunda kaldılar. 32'de devlet kurduklarında o tutum içine yürürseniz, yani Suudi olanlar altında kimseyi hatta almamanız lazım. Kafir birliklerinizin bölgeye girmesine izin olabilir mi? Bu ise bütün İslam dünyasının birleşmeleri üzerine karşı nefret, halk gelemeyecek, giremeyecekler. Taşınamayacak bir hikaye. Dolayısıyla hakikatte tekbir etmelerdi. Müslüman görmemelerine rağmen izin vermek zorunda kaldılar. Ölümünden sonra nesli Abdülvehhab'ın onun ilmi fonksiyonunu sürdürdü. Suud bin Abdülaziz'in Hicaz'ı zapt etmesinde kendisine katılan ve Irak'taki hareketini destekleyen oğlu, bu Muhammed bin Abdülvehhab'dı, oğlu Abdullah bin Muhammed, Caferiye ve Zeydiye'ye karşı reddiye kitapları yazdı. Caferiye tabi yayılım istedikleri Irak bölgesinde yaşıyorlar ve Bahreyn taraflarında varlar. Aşağıya doğru genişlemek istiyorlar. Yemen bölgesinde Zeydi var. Orada bir doğal sınıra eriyorlar. Umman'da hariciler var. O doğal, yani
şeyi açılamıyorlar, denizi açılamıyorlar. Bir tek bu Kızıldeniz yakası kalıyor ellerinde. Kızıldeniz de bir iç deniz. Yani Basra Körfezi'ne açılamıyorlar, Hindistan'a açılamıyorlar. Dolayısıyla oradaki halkı yanlarına çekecek bir şekilde ulemalarının, dinlerinin tekbir olarak telenmesi gerekiyor. Osmanlı'dan bir şekilde muhtariyet elde etmiş gözlemekle beraber Suud'da kalıcı egemenlikleri için. Abdullah'ın çocuğuna geliyoruz. İbni Abdülvehhab'ın torunu olup deriye kadını da yapan ve bu arada siyasete de karışan Süleyman bin Abdullah bin Muhammed bin Abdülvehhab, Vehhabilik ve Irak münasebetlerini anlatan Kitab-ı Tavzi isimli bir eser yazdı. Artık sadece Suud ailesi değil, görüldüğü bunlar da siyasi kitaplar, hedef ve açılımlar Musa'da sadece adam olarak kalmıyorlar, yazıp çiziyorlar. İbni Abdülvehhab'ın ilmi ve siyasi görüşleri bugüne kadar özellikle Suudi Arabistan'da ve Körfez ülkelerinde etkilerini sürdürdü ve sürdürmeye de devam ediyor. Cezire dışına yayılma ve haccın bunda oynadığı rol. Fikirlerinin büyük bir kısmı hem kendi döneminde hem daha sonra eleştirmelerine rağmen yani Hanbeliler tarafından geniş bir sahada etkili oldu. Suudilerin siyasi ve askeri desteğe dayanan Gulat-ı Hanbelilik Cezire dışında da tesir etti. Tevhid inancına yapılan vurgu benzer rahatsızlıkların yüksek olduğu bölge alimlerini cezbetti. Batı kültür ve nüfuzuna uzak bir bölgede geliştirilen İbni Abdülvehhab'ın ortaya koyduğu ilkelerin Avrupa'nın kültürel nüfuzunun etkisi olmaya başladığı dönemde ilgi çekti. Selefi hareketine tesir etti. İslam hareketleri de kısmen yönlendirdi. Hac mevsimlerinde dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen Müslümanlar bu düşüncelerle tanıştılar. Hindistan'da Tarikat-ı Muhammediye hareketinin kurucusu Ahmet Şehit, 1922'de hacca geldiğinde bidatların izalesi ve selef akidesine dönüş konusunda İbni Abdülvehhab'ın düşüncelerinden etkilendi. 1700'lerin tıpkı Muhammed bin Abdülvehhab'a çağdaş olabilir şekilde Hindistan'da Dehlevi ailesinin ihya hareketi vardı, tecrid hareketi vardı. Başka bir vesileyle de bahsetmiştim. Hindistan'daki bütün hareketler onda köken alır. En zirve Kur'ancılarından Selefilerine, koyu Hanefilerine ve Sufilerine kadar Dehlevi kökenli bir dizi hareket vardır. Türkiye'deki Nakşibendiliğin Halidiye ayağındaki Halit de Dehlevilerden almıştı hareketi, buraya getirmişti hatırlarsanız oradaki bölge. Bu Vehhabi ya da Selefi ayağını Hindistan'a girişi. Ahmet Şehit 1922'de hacca geldiğinde bidatların izalesi ve selef akidesine dönüş konusunda İbni Abdülvehhab'ın düşüncelerinden etkilendi. Tabii Hindistan'da da komşu hem İsmaili kökenli şeyler var, Şiiler var, hem İran, Afganistan bölgeleriyle müşterek sınır hatlarında Caferiler var. Dolayısıyla en rigid şekilde bu kitapların ortaya çıkışı daha önceki tarihte yani 1500'lerde, 1600'lerde, 1700'lerde görülmeyen Hanefiler ve Şiiler arasındaki kan dökme, öldürme gibi hadiselerin görülmeye başlamasında başlangıç tarihi olacaktır. 1800'lerin ortasına varmadan İngiliz işgalle uğradan bir coğrafyada İngilizlere karşı dökülecek kanı o günden bugüne kadar birbirlerine döktüler. Çünkü en rigid fetvalar birbirler hakkında verildi. İngilizler ehli kitap koyuyor yanlarında. Şimdi Suud içinde İsrail öyle ehli kitap yani. Zararı yok. Kafir değil, müşrik değil. Yemen'de Zeydiye alimlerinden Şevkani, İbni Abdülvehhab'la karşılaşmamasına rağmen özellikle içtihadın teşvik edilmesi ve taklidin ortaya kaldırılması gibi konulara çaba içinde oldu ve sünnileşti. Bidatlarla mücadele edilmesi gereğini duyan, kapandığı ileri sürülen içtihad kapısının açılmasına vurgu yapan eserdeki Abdü okulu da hem Selefilerde, Vahabilerdeki direkt hadis ve Kur'an'dan hüküm çıkartma eğilimi onu cezbetti. Bu iştihat kapısını açar bir görüntü veriyordu. Hem de mücadele ettiği Sufi düşünceye karşı kendisinin akli ekolünde burada bir destek de görüyordu. Yoksa Abdü Selefi değildir. Yani tezi itibariyle Selefi değildir ama karşı olduğu şey itibariyle bir durum ortaya çıkartacak. Ama öğrencisi Reşit Rıza Selefi'dir.
Düşünceleri tavsiye görmedi ama Osmanlı entelijansiyasında kendisi bir isyancı olarak düşünceleri de harici telakkisi çerçevesinde değerlendirildi. Ve tabii dönem, Tanzimat dönemi, sonra Meşrutiyet'e giden dönem. İşte bölgenin tarihçisi Ahmet Cevdet Paşa, harici isyanlarını benzete şekilde Selefi isyanlarını anlatır, haklı tenkitler falan getirir ama üzerinde olan irade, batılılaşma sürecinde icraatları da başka şekilde ortada. Yani hakikat bütün olarak tek yanlı bir tarafta değil. Böyle olmasa Suud açısından yunmuş yıkanmış ne güzel Müslüman Mısırlar ve İstanbullular değildi zaten. Öyle olmayan bölge insanları da katmerliyorlar ama bu da işin katmerli tarafı oluyor. Uluhiyet tevhidi anlayışı çizgisinde ibadet olarak gördüğü aşırı saygı ve bağlılık, kabir ziyareti, mistisizmi andıran deruni hayat, dinin temel hükümlerine akıl ve bilim açısından yaklaşımda bulunup onların sistemleştirilmesi, haberi sıfatların Allah hakkında bu çerçeve yorumlaması gibi bir dizi tarihin çok öncelerinde kalmış, aşılmış meseleleri tekrar tartışma kutubu olarak piyasaya sürmek bu hareketle canlanmış oldu. 1979'daki Kabe baskını olayındaki baskının lideri olan birçok kişiyle beraber öldürüldü tabii. Yargılanmadılar. Oradaki ateşle öldürülen isimlerin başkan olarak bilinen Cüheyman el-Utebi hakkında toplanabilen bilgiler paylaşalım bir. 36-80 yani kaç yaşında yapar? 40 deseniz 44 yaşında oluyor öldürüldüğünde. Yani Cüheyman ailesi ve bunlar da Hanbeli, bunlar da Selefi. Ama Hanbeli olmak, Selefi olmak, Amerikancı olmayı, İngilizce olmayı ideolojik olarak gerektiren bir şey değil ki. O ayrı bir hadise. Öyle olduğu için zaten nitelemede Vahhab adı yerine bir başka şekilde Suudi nitelemesinde bunun için öncelemek gerekiyor. Sonunda Vahhabilikte, Selefilikte, İslamlık içinde bir akım, bir anlayış. Başkalarına karşı kıtal uygulamadık müddetçe onların da bu topraklarda İslam toprağı yaşama hakları var. Bunu yok etme imkanı yok. Beraber yaşayacaksın diğer mezheplerde olduğu gibi. Ama işbirlikçiliği o ayrı bir suç. Suud olmasa bile gündeme getireceksiniz. Ama özellikle İran tesiriyle Suud eleştirilerinde Vehhabi damarı, İbn-i Teymiyecilik damarına böyle basılıyor. Bu da Nasır'a basmak gibi oluyor. Yani derde şifa olmuyor. Ön planda olması gereken Vehhabi eleştirisi değil, Suud eleştirisidir. Amerikancılık boyutudur. Dedesi 1929'da Es-Selve çatışmasında ölmüş bir adam. Babası hakim. Suud'un kurulmasından 4 yıl sonra 1936'da dünyaya gelmiş. Babası hakimin kanatları altında dindar bir bedevi olarak büyüdü. Riyad ve Mekke'yi birbirine bağlayan yol yakınında, Riyad'a daha yakın bir bölgede El-Acra doğduğu, çocukluğunu geçirmiş olduğu coğrafya. Yani Riyad, bu Deriye, Suud'un doğmuş olduğu yerler aynı coğrafya. Küçük yaşlarda evet bir dindarlık içinde kendini buluyor. Hanbeli, Selefi bir aile. Mahya ailesinden Prens Sacer'in kızıyla evlendirildi. Ardından Muhammed İbni Abdullah el-Kahtani'nin bacısıyla evlendi. 1955'te girdiği Suud'un Milli Muhafız Birliklerinde 18 yıl görev yaptı. Ve burada askerleri küçümseyen ve rejim eleştirisi yürüten asker içerisinde bir karşıt Selefi örgütlenme içinde bulundular. Mısır'daki ihvanla bir şube, organik irtibatları yok ama bunlar da Müslüman kardeşler adını kullanıyorlar bu hareket kendilerine. Medine'deki İslami cemaatlere bağlandı. 1973'te kendisini kardeşler davasına verdi. Suud aleyhtarı olan, Suud'un Vehhabiliğe ihanet ettiğini düşünen bir hareket. 40'lı yaşlar bir şairdir. Kabilesi içinde saygın bir yeri vardı. Birçok risale yazmıştır. Suud rejimi bu birlikleri, yani onların gidişatlarını eleştiren tabii risaleler siyasi. Suud rejiminin Kabe'ye tahakkümünü bir türlü hazmedemedi bu arkadaş çevresi. Geniş çaplı bir azınlıktan sonra Kabe'yi işgalden kurtarmak için ayaklandılar. 1979 Kabe ayaklanması böylesi bir ayaklanma. Bir okuma tarzı iç şeylerle doğan, saiklerle doğan bir ayaklanma olarak okuduğumuzda bu gözüküyor. Bunu aşan daha derin başka hikayeler, bir sürü komplo teorileri var. Olayı dünya Müslümanları çarpıtılmış şekliyle medyadan öğrendiler. 21 Kasım 1979'da dediğim gibi bir Muharrem
sabahıdır bu. 1400'lerin başlangıcıdır. Suud hükümetinin yayınladığı bildirim, İslam dininden çıkan bir zümre, bir Muharrem 1400 günü sabah namazını fırsat bilerek beraberlerindeki silah ve mermilerle birlikte Kabe'ye sığdılar. Yani nasıl anlarsınız böyle bir haberden? İslam dininden çıkan bir zümre gerçekten kafir olmuş. Hristiyan, Yahudi bir, yani böyle bir hikaye, kendi karşı çıkması, Selefilikten bile karşı çıkmak değil. Yani Suud yönetimine karşı, ama orta yatıştırmaları lazım. Suud el-Faysal, aşırılardan ve delilerden bir grup, manyaklar, din ve vatan düşmanları. Fahd, bu cemaat beklenen Mehdi etrafında bir araya gelmiş, fethlerden başka bir şey değildir. Mısır diktatörü, İranlı Şiiler var bunun arkasında. O sırada Tunus'ta toplantı halinde olan Arap Zirve Konferansı'na katılan gazeteciler ve gözlemciler, Kral Fahd'ın yüzünde büyük bir huzursuzluğun varlığını sezdiler. Görüşmelere katılmaya son verdi. Suud heyetinin katılmaması nedeniyle önemli karar tasarları da gündeme getirilemedi. Ayaklananların 1/4'ü Arap Yarımadası'ndandı. Uteybe, Yam, Matir, Semir, Azire gibi kabilelerden gençler. Arap gazetesi El Ahram, silahlılar geçtiğimiz 35 yıl için yıl boyunca Suudi ailesine karşı mücadele eden Uteybe ailesinden diye ilk defa bir kök referans verdi. Zaten bahsettiğim üzere muhalif olan bir Suudi Vehhabi aile. 1400'lerin ilk günü Salı, sabah ışıkları henüz ortalığı aydınlatmaya başlamadan, tabii bunu haftalar sonra netleşerek öğreniyoruz. Kabe çevresindeki caddelerde duran arabalardan yolcular iniyor, yaklaşık 1000 kadar silahlı. Muhammed İbni Sebil'in imamlığında sabah namazının kılındığı Mescid-i Aksa'ya giriyorlar, harama giriyorlar. Biraz sonra haram ele geçirildiğinde bir grup silahlının Allahu Ekber nidaları mescidi çınlatırken diğer bir grup da mescidin kapılarını kapatıyor, Kabe'nin güvenliğinden sorumlu olan güvenlik birliklerini tutukluyorlar. Üçüncü bir grupta Mekke semasına kuş bakışı hakim olan minarelere doğru yöneliyor. Kabe'nin dışında ise devrimci gruplar arka tarafı güvenlik altına alabilmek için Mekke içerisine uzanan Ebu Kubeys Dağı'na mevzileniyorlar. Sızan bazı haberler Kabe çevresinde evlerde İslamcıların, devrimcilerin olduğunu söylüyor. Bu arada Kabe'nin içerisinde bulunan çok sayıda gizli polis tabanca ve sopalardan ibaret hafif silahlarıyla devrimcilere karşı koyuyorlar. Devrimcilerin yoğun ateşi önünde polisler kaçıyorlar, otomatik silahlar, eski yapı tüfekler, tapanca ve hançerler. Mikrofonla istekleri etrafa duyuruluyor hacılara. Hacılar yani zelitçe 20 gün geçmiş bayramdan, haçtan az kalmıştır. Bir, batıdan ithal edilen kültür, taklit ve değerlere son verilerek İslamiyet'in adaletli kültür ve değerlerinin yerleştirilmesi, emperyalist batılı ülkelerle ilişkilerin kesilmesini istiyoruz. Babadan oğula geçen kraliyet düzenini yıkılarak İslam devletinin kurulmasını, hain Suud ailesinin yargılanmasını ve halktan çaldıklarının geri verilmesini istiyoruz. Üç, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen, ülkeyi emperyalistler ve yabancı firmalara ortak yapan Kral Halid ve ailesinin kafirliklerinin ilan edilmesini istiyoruz. İslam'a, Müslümanlara karşı düşmanca tutumu nedeniyle ABD'ye petrol ihracatının durdurulması, ülkenin ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde petrol üretiminin azaltılarak milli servetin heder edilmesi, Arap Yarımadası'nı ellerine geçiren tüm yabancı askeri uzmanlar ve danışmanların yurt dışı edilmesi, yabancı askeri üslerin kaldırılması. Bunların hepsi bu isyanı bastırmak için Kabe'de bile rol aldılar o dönemde. Rejim askerlerini 22 gün Kabe'ye sokmadılar, direndiler. Menfaatlerinden başka bir şey düşünmeyen hanedan civarı boşaltarak kıyam erlerine karşı geniş omuzlu çaplı operasyonlar yaptılar. 3000 ABD askeri Ürdünlü komandolarla birlikte büyük bir ordu oluşturulduğu söyleniyor. Kabe top ve mermi yağmuruna tutuldu. Açılan kapılardan tanklar içeri girdi ve oradaki kim varsa şehit edildi. Suud'un aldığı önlemlerden bahsedilir. Cüheyman, İçişleri Bakanı Naif, şimdi Beytullah'ı yıkmak ve Müslüman bir insanı öldürmek için kafirlerden yardım istediğiniz için sizleri kafir olarak gördüm der. Suud eylemcilerin elinde 100 kadar rehine olduğu söyleniyor. Mescid imamı namaz kıldıran İbn-i Sebil'in öldürüldüğü yalanı yayılıyor.
Evet, epey aydınlanıyor olaylar, bitenler. Şöyle düşüncelerinden bahsediliyor üzerinde çalışanlar. Kafir ülkelerde elçileriniz bulunduğu ve onların da bizlerle elçileri, öğretmenleri, uzmanları bulunduğu müddetçe onlarla cihat ilan etmek mümkün mü? Hristiyanlar bizlere öğretmen olmuşken İslam'a nasıl çağrıda bulunacağız? Acaba hocalarımıza itaatsizlik etmemiz mümkün mü? Hristiyan sancağı tevhid bayrağı ile birlikte yan yana asılırsa, Suud Amerikan bayrakları, cihat sancağını yükseltmeye çağrıda bulunmamız mümkün mü? Yazdıkları kitaplarda sordukları sorular ve cevap aradıkları cümleler. Eğer iblisin bir devleti olsaydı, diploma, rütbe ve maaş vermek şartıyla alimler ve hatipler bulurdu. Bunlar iblisin iktidarına dokunmadan konuşurlardı. Aynen günümüzdeki devletlerin alimleri gibi. Her yeni başkanın gelişinde onu halka, halkı da ona sevdirmek için iyi yönlerini söyler dururlar diye çok rigid eleştiriler yaptıklarını görüyoruz. Bu da Suudiye diye ayrıştırdığımız ama ideolojik yapılanma açısından, mezhebi tutumlar açısından Vahhabi olan bir karşı duruş. 1932'de krallığını teskil etti. İngiltere arkasında durdu ve kandırdığı Şerif ailesini bölgeden çekti. Geçen derste konuştuğumuz üzere Irak'ta, Suriye'de, Ürdün'de dolaştırdı bunları. Bir ayağı hala Ürdün'de, iktidarda ve aileyi zaten yarı İngiliz işlediler. Bu şekilde sahne dışı tutmuş oldular. Türkiye'nin 23 hedefleri gibi 2023, Suud'da 2032 hedefleri de sahip. Haç'ta, Umre'de hep tamiratlarda vesaire 2032 rakamlar çıkar. Bilmezler ama hacılar. O Suud'un kurduğu tarihi, onun 100. yılında atfen gelecek beklentileri bu şekilde kavi kılınmaktadır. 1948'de İsrail'in kurulmasından sonra İkinci Dünya Savaşı, Birleşmiş Milletler'in vücuda getirilmesi, Amerika'nın Orta Doğu'ya daha yakın, hatta Uzak Doğu'ya, Kore'de şekillendiği üzere müdahil olma, arzu istikametini ortaya koymaları nedeniyle İngiltere çekildi bölgeden, yerini Amerika aldı. Zaten yoğun olarak da artık Yahudi merkezi Londra'dan New York'a taşınmış oldum. Dolayısıyla İsrail'in kuruluşuyla Amerika'nın bölgeye girişiyle eş zamanlı Suudi Arabistan'da da Amerikan nüfusunun ortaya çıkması. Daha önce British Petroleum'un ortaklığında çıkartılıyor, işleniyor, satılıyordu yeraltı gazları, suları. Şimdi Amerika'ya büyük bir pay ödenmiş oluyor. 1948, Türkiye'nin de 47'de Amerika ile ittifaka girdiği bir süreç. 50'de Kore'ye asker gönderdik. Biz artık Amerikan bir parçasıyız. İsrail de Amerika'nın parçası, devlet olarak kurulmuş. Dolayısıyla Türkiye'nin, İsrail'in ve Suudi Arabistan'ın ortakları ayrı ortak. Yani böyle bir ayrı yerden durumumuz var, yakınlık durumumuz var. Öyle olunca 1940'larda görülmeyen, sembolik olarak Diyanet İşleri Başkanı bile Ahmet Hamdi Akseki Hatice'ye gitmek istediğinde devletlerde ne kadar zor viz alarak bunu başaracaktır. Vatandaşı hiç göndermiyorlar. 1950'de artık müttefikimiz olan Suudi Arabistan'a Hatice'ye gidebiliriz. Bu da Menderes'in kazanç hanesine yazılmıştır. Oysa ki Kore'deki ortaklığımızdan, İsrail'e talep ortaklığımızdan, hepimizin Amerikan cephesine yer almamızdan kaynaklanan bir genişleme alanıdır bu. Böylesi bir boyutta yaşamış oluyoruz. Tabii 69'da yaşanan Mescid-i Aksa yangınında Burada'da Suud yumuşayan zaman içerisinde sert tutumlarından vazgeçme görüntü falan bahsetmiştik. Böyle yeni bir devreye intikal ettim. Bir süre 70 yılların ortasına kadar, Kral Fahd iş başına gelene kadar 69'dan sonra Suud'un başında bulunan Faysal genelde Müslümanlarda olumlu bir imaj bıraktı. Suud'un o Vehhabi damarı onun şahsında görülmek istenmedi. İcraatta sert tutumlar şekillenmiyor. İslam Yahudi aleyhine sözler ediyor. İslam Konferans Teşkilatı'nın oluşmasına falan hizmet etti. Böyle bir yumuşama dönemi ortaya çıkartıldı. Ama dönemin siyaseti bu. Amerika'nın yeşil kuşak siyaseti bu. Türkiye'de süreç zaten öyle şekillendi ve devam etmekte. Ezan tekrar Türkçe okunmaktan Arapça okunmaya geçti. Ve Suudi Arabistan, Amerika sermayesinin ortaklığının bir payını, bir zekat gibi payını ayırarak büyük bir neşriyata girdi. İslam neşriyatına, İslam yayma, misyonerlik neşriyatına Rabıta örgütü kuruldu. Rabıta ağ demek, internet. Yani ağlar bütün dünyadaki Müslümanlar üzerinde bir Suud damgası vurmak.
musafların üzerine vurduğunuz kral mührü gibi bir mühür vuracaksınız. Yani bizim geçtiğimiz Amerika'nın haber alma örgütü CIA'yı anlatan Amerikan dizileri vardı. Görevimiz tehlike, hatırlayanınız vardır değil mi? Kendi icraatlarını anlatırlardı. Hangi ülkeye nasıl devirdiler, ne yaptılar? Adamlara bak ne kadar demokrat, ne kadar şeffaf yani. Böyle aslında kendi gücünü, bizden habersiz yaprak bile kımıldatamazsınız. Bunu veren, başka şekilde kendini eleştirme güdürken işler çeviren bir mesajdır bu. Soğuk da buna oynadım. Rabıtatül Alem el-İslami, Vahabi neşriyatı yaptığı gibi İslam dünyasında kımırdanmaya başlayan, sömürgecilik sonrasında ortaya çıkan idarelerin gerçekte bizden olmadığını farkına varan, gerçekten İslam'ın o bölgede idarede yer almasını talep eden hareketleri, uyanışları belki, Nahda gibi oluşumları da becermek istedi. Ya Amerikan papaz kimliğiyle bunları nüfuz edemez. Ama Müslüman gelenekten gelen, namaz kılan, içen bir adam bu hareketlere sızabilir. Ve Suud birçok adamını bu hareketlere sızdırdı. Yani Medud'un hareketinden tut da İhvan hareketine kadar, Kuzey Afrika hareketlerine kadar bütün bu İslam hareketler içerisinde Suud'un adamları yer almaya başladı. Suud bundan sıkışmışlığa karşı finansal yardım vaat etti. Tabii bunlar sözcü ülkede kaçtıklarında, sıkıştıklarında, fırsat bulduklarında nereye kaçacaksın? İslam dünyasına kaçacak bir yer yok. Avrupa'ya kaçıyorsunuz, Fransa'ya kaçıyorsunuz, İngiltere'ye kaçıyorsunuz. O gittiğinizde de cami açıyorsunuz. Orada yaşayan işçiler var, göçmenler var. Paraya ihtiyacımız var vesaire. Bu tür dernekleri, oluşumları, camileri Rabıtatül Alemil İslam'ı finanse etti. Bunlara para verdi. Onlardan bu tür yardımlar almada hareket içine sızdırılmış olan elemanlar rol oynadılar. Dolayısıyla o Rabıta'daki İslam şeydeki Kudüs meselesindeki icraat böyle devam etti. Daha ileri gitti. Mevdudi'nin kitaplarını bastı Rabıta. Parasız dağıttı. Seyyid Kutub'un yoldaki işaretlerini bastı. Parasız dağıttı. Yani nasıl bir iş bu? Ya işte ödül vererek şimdi hükümetin yaptığı da o ya, muhalif olacak insanları susturuyor, gevşetiyor vesaire. Bu ayaktır iyi polis oyunu. Dolayısıyla insanların zihinleri Allah bullak oldu. Hareketleri dönüştürdü, anlamsızlaştırdı. Mevdudi 1979'da vefat etti. Vefatından birkaç ay önce Mevdudi'ye ödül takdim etti. Hizmetlerinden dolayı Suudi Arabistan. Yani Mevdudi... Suud'da yaşasa sana karşı yapacak bu hareketleri Pakistan'da vesaire böyle işler çeviriyor. Evet, Faysal döneminde böyle bir durum vardır işin içerisinde. Fah dönemi İran devriminin gerçekleştiği yılların Suudi Arabistan kralı olduğu için bu İran karşıtlığı üzerinden bir rabıta da gerçekleşebilirdi. İran yayılmacılığı söz konusu. Öyleyse buna karşı Sünni dünyanın uyanık olması, teyakkuz halinde olması lazım. Teşebbühe karşı. Dolayısıyla 80-88 arasında yapılan Saddam'ın İran'a karşı yürüttüğü savaşın önemli finansörlerinden oldu yine Suudi Arabistan. Alman silahlarını, kimyevi şeylerini vesaire aldı. Parasını Suud ödedi. Yani böyle bir icraat ve İran. İşte 87 yılında yaşanan o büyük katliam da böyle. Söz konusu ettim. Ondan 7 sene, 8 sene önce ayaklananlar Amerika ile Suud ilişkisini sorguluyorlardı. Bu bayraklar ülkemizde varsa bu ülke şeriat ülkesi değildir diyorlardı. 87'de İranlı acıların ön planda olduğu, başka heveslerin de buna katılıyorlar. Tabii Türk acılar da vardı işlerinde. Bunlar sokaklarda kahrolsun Amerika diye beraat yürüyüş yaptıklarında buna karşı Amerika, Batı ittifakı ne yapacak? Ürkecek. Yani buna karşı Suud'un önlem almasını görecek. Onlara yamanma amaçlı olarak da 8 sene önce geç kalmıştık. Ondan facia yaşandı. 3 ay sonra, 3 hafta sonra ancak girebildik mescide. Dolayısıyla izin veremezdik diyerek yayılım ateşi açarak insanları öldürdüler. Nihayet ölenler İranlı olduğuna göre Sünni dünyaya bunu daha rahat izah edebilme imkanı da vardı falan. Haçla bozgunluk yaptılar, izinsiz gösteri yaptılar. Ne demişler yani? Amerika kahrolsun demişler. Sana ne oluyor Amerika kahrolsun dediği yerde? Şeytana karşı teberride bulunmak, haccın işlerinden değil midir, virtlerinden değil midir? Yaşayan küfründe başı kimsenin adıyla bunu orada anmanın Hubel demek yerine Amerika demenin ne farkı var yani mantık. Ama böylesi bir oynadı. Tabii benzer şekilde bu kitleler nazarında kabul de gördü. Yani İranlılar görüyorsun yine karıştırdılar haccı. Neyse ki önlem almışlar, haklarından gelmişler. Yani 70'li yıllarda Irak'ta, Lübnan'da, Filistin'de solcu Müslümanlar vardı.
sağcı Hristiyanlar vardı. Solculuk kötü bir şey, sağcılık iyi bir şey. Haber, devlet bülteni. Değil mi? Oradaki Müslümanlara söylenirdi haberi verirken, dinletirken. Solcularla yahut da Müslüman Hristiyan sıfara bakmazdı. Solcu ve sağcı çatışmış. Solcular bu taraf, sağcı biz kimiz, sağcıyız. Böyle bir görüntü, işler dönmüş oluyor. 90'lara girdiğinizde İran devrim önderini kaybetmiş. Sovyetler'de devrim olmuş. Sovyetler'de devrim olunca Sovyetler yaslarına Arap diktatörlükleri sonlanacak. Yani Enver Sedat'la beraber Mısır, Abdülnasır çizgisinden çıktı, Amerikan çizgisine döndü. Abdülnasır'ın öğrencisiydi, Sedat sevdalısı diyelim, Alva Kaddafi vesaire. Onlar bir çılgın hüviyetine indirilmiş oldular. Baas Partisi Arap Sosyalist Partisi'dir. Onun başındaki Saddam Hüseyin Amerika'dan silahlar alarak, Suud'dan silahlar, paralar alarak İran'la savaşı veriyor. İran Amerika'yı alt etmiş, paralı bir kaynak Amerikancı. Partinin adı Baas Arap Sosyalist Partisi. Bu nasıl sosyalist partisi? Yani hiçbir şekilde izah edemeyeceğin oluşumlar. Ve bunların hep arkasında Suud var. Dolayısıyla yaşadığımız 100 yıllık Devr-i Fetret döneminde Suud ailesinin tegallübiyeti altında yaşayan ve Mekke, Medine, Kudüs'ün kaderinden daha kötü bir kaderi yaşadı. Ve 100 yıllık dönem içerisinde Kabe'nin, oraya uçan kuşların, hacıların orada kanatlanarak ülkelerine dönmesi imkansızlaştı. Hac insanlara bir bilinç taşıyamadı ve rolünü oynayamadı. Ve küresel Medine'ye doğru akması gereken süreçte de nasıl ki Seyyid aileler bir önderlik görevine yönelmeleri lazım. Bir kimlik bilincini kuvvetlendirmeleri gerekiyor. Ve bunun da aidiyet merkezi ülkelerinin başkentleri değil, atalarının başkenti olan Kabe'nin, Mekke'nin, Medine'nin kurtarılmasıdır. Dolayısıyla buraya yoğun bir göçle var olmalılar. Tabii sahte Mehdi hareketlerine benzer şekilde ve Mekke ve Medine'deki bizim ve birçok akıllı Müslümanın gündeme getirdiği bu hadisenin sahtesi, kalpı da piyasaya başından beri sürülmeye çalışılıyor. En başta 24-32 arasında Kral Şerif bunu başarmak istiyordu. Türkiye 24'te hilafeti lağvettiğinde 25'de Sultan Vahdettin Osmanlı Sultanları hatta gitmezlerdi yani. Oğlum, kardeşim devirir beni korkusundan. Ancak Vahdettin tahttan düştüğü için Roma'dan geldi hac görevi ifadeyim diye. Orada Şerif Hüseyin Mahmut Paşa'nın temennaları gibi filmdeki Vahdettin'e epey hürmetle ondan halifeliği bana bıraktım desin diyerek bir beyan kopartmaya çok sarf sarf etti. Onu beceremedi. Tabii kendisinin maruf olduğu kimlik belli. İngiliz ajanlığı vesaire ve diğerleri. Normalde bir Seyyid aile olarak kendi tabanına dayanarak Müslümanlardan böyle bir şey gerçekleştirilmiş olsa, gerçekten İslami Seyyid önderliğinde Mekke ve Medine'de hükümet kurulmuş olsa, alülala olacak bir vaziydi. Ama ortaya çıksaydı, başarılsaydı, Vahdettin böyle bir oyuna gelseydi, belki o zaman Suud iktidara gelmeyecekti. İngilizler ikinci alternatifi oynamayacaklardı. Çünkü kendileriyle işbirliği yapan bir Seyyid aile var. Müslümanların Mehdiyet düşüncesinin temel olan şey bunların elinde. Yani ama o rolü gerçekleştiremeyince sana dediler Irak'ta, Suriye'de başka yere verelim. Burası için daha önemli bir yıkıma ihtiyacımız var. Müslümanların can damarı, göz bebeği olan yere Müslümanların bütününü tekfir eden en uç taifesini iktidar yapalım. Bundan iyi hasıl mı olur? Bunu başardılar. Dolayısıyla yaşadığımız yüzyılın bu sorunu var. Açılım için gündeme getirdiğiniz şeyler yine bunun üzerine onlar da oynuyorlar. Bugün 22 ülke ortaya çıkartılması gerekiyor Büyük Orta Doğu Projesi'nde kendi telaffuzları kullandıkları Dışişleri Bakanları'nın lafıyla. Suud'da üç parçaya bölünmek isteniyor. Ve Mekke Medine'de bir Hicaz hükümeti ortaya çıkartılmak isteniyor. Şii bölgelerde bir Şii devleti ortaya çıkartılmak isteniyor. Riyad çevresinde de Vahhabilere bırakılmak isteniyor. Böyle bir üçe parçalayacaklar. Üçü de nihayetinde kendileriyle irtibatlı olacak. Anlaşmalı olacak. Dolayısıyla bir özerk ve Mekke Medine projesi Batı'nın da Büyük Orta Doğu'nun da projesi. Ama ta Hüseyin zamanındaki şekli olan bir proje. Buraya tevellüt etmeyen bir proje. Böyle işler falan çevirmek istemiş oluyorlar. En son Arap Baharı hikayesinde peş peşe krallıklar halkın artık nefretini kazanmış, daha fazla götüremeyeceklerini gördükleri duruma rahatlık vermek için
bir değişimi Avrupa öngördü. Kullanılan kulları atalım dediler. Yerine yeni kullar getirelim. Bunlarla 30-40 sene oyaladığımız gibi bunların da halkın nefretini kazanana kadar geçecek bir süre var. O süre bizim avantajımıza. Dolayısıyla devirdiler, yerine yine kendi adamlarını koydular. Hiçbir şey değişmedi ama bunu anlamak için uzun zaman geçecek. Tabii Suud ailesi de kendileri Şerif ailesini yerine getirildi. İstedikleri anda nasıl atıp yerine getirebiliyorlar? Büyük Orta Doğu projesi 3'e bölmeyi gündeme getirip felaket endişe duyduğu için hayır yapma ben sadığım deme ihtiyacını daha kuvvetli hissetmeye başladılar. Dolayısıyla bugün gördüğümüz kralla Trump arasındaki yani o rezalet, oğlunun gerekirse Vahhabi ideolojisinden vazgeçeriz, Suud olarak ise kalmaya devam edeceğiz deme yöndeki iradesi bundan kopuk değil. Arap Baharı'nda da Suriye meselesini ön plana çıkartarak kaç tane İslam ülkesinden asker toplayarak adı İslam ordusu olan bir ordu kurmaya, bunun liderliğini yapmaya yeltendi Suudi Arabistan. Yani 4-5 sene öncesinin çok aktüel gündemleriydi. Böyle bir haberi büyük manşetlere Yeni Şafak gazetesi heyecanla yayınlıyordu. Çünkü Türkiye'de bunun için yer alıyorduk. Suud'la bu kadar iyiydik aramız. İşler böyle dönüyordu. Kime karşı? Yani ne işlerimiz dönüyor? Evet, Mekke ve Medine Suud ailesinin kaderinden bağımsız bir kadere sahip değil. Yol ve yöntemini nasıl bulacaksak bulacağız ama o iki bölgenin Amerika ve İsrail'e uşak olarak değil, gerçek özgürlüğüyle Müslümanların merkezi olacak bir hüviyete, siyasi kıble olacak hüviyete gelmesi gerekiyor. Bu da Suud işgalinin Kudüs'teki Yahudi işgali gibi kalkmasını gerektiren bir süreç oluyor. Yarın ümmetin fetret dönemindeki açmazlarını konuştuğumuz seminerimiz olsun. Geleceğimiz hayırlı olsun.